Kamp maceramız. Evet sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi tatildeyiz. Ama her nerede olursak olalım sizi habersiz bırakmıyoruz. Şu anda becerikli muhabirimiz Nurettin çadırın kasıtlarını çakamamakla meşgul. Nurettin, seyircilerimize bir merhaba demek ister misin? Merhaba sevgili izleyiciler. Biz de hava kararmadan çadırı kurmaya çalışıyoruz. Hayrettin de telefonu bırakıp yardım ederse başaracağız. Nurettin haklı sanırım takipçiler. Sonra görüşürüz. Hiç öyle denir mi sevgili takipçilerimize Nurettin? Hani buraya kafamızı toplayıp yeni fikirler bulmak için gelmiştik Hayrettin? Bir gün haber yapmasak bir şeycik olmaz herhalde. Hayır, dondurmasız yaz geçer ama bilimden habersiz gün geçmez Nurettin. Oh be, sonunda bitti. Aa, ne oluyor ya? Çadır kafama düştü. İmdat! Şok şok şok. Buralar kızıştı sayın takipçilerim. Nurettin çadırın içinde kaldı. Olay henüz çok sıcak. Bu karmaşadan nasıl kurtulacak gerçekten ben de çok merak ediyorum. Yardım etsene ya. Bir de arkadaş olacaksın. Hayrettin! Hayrettin! İyi misin canım dostum? Bırak Allah aşkına ya. Bu kazıklar niye tutmuyor arkadaş? Aa, bizimkiler gelmiş. Hoş geldiniz efendim. Buyurun buyurun. Nurettin! Videoyu görür görmez koştum oğlum. İyi misin? Kurtulmuş yav. Tüh. 5 dakika önce gelseydik. En heyecanlı yerini kaçırdık işte. Sağ ol yetiş teyzem. İyiyim şükür. Sana da olayın şom tarafını bırakamadığım için çok üzgünüm şom emmi. Nasıl da çadır düştü kafana ama. Bunlar ateş bile yakamaz be. Bir de kampa gelmişler. Hayırdır inşallah. Siz niye gelmiştiniz? Biz artık bir ekibiz muhabir çocuk. Ayrılamayız. İkizler, alın bu oltaları balık tutun bakayım. Ben de şurada azıcık kestireyim. Yetiş teyzeniz de ineği otlatsın. Siz de işinize bakın. Ay, haberci kuzularım benim. Anlaşılan bugün bize rahat yok. Yeryüzü dümdüz olsaydı nasıl olurdu acaba? Kavaklı köyünden ta Yeşeren köyü görünürdü. Fena da olmazdı hani. İşte bu. Aradığımız fikri bulduk Nurettin. Evet sevgili takipçilerimiz. Az önce Nurettin'le konuşurken aklımıza bir şey takıldı. İstedik ki sizin de aklınıza takalım. Hiç düşündünüz mü dağlar ne işe yarar? Kimi küçük, kimi büyük, kimi için için yanar, kimi kar başında donar. Muhabirimiz Nurettin merakımızı gidermek için dürbünle dağlara bakıyor. Konumuzu aydınlatan bir şey görebildin mi Nurettin? Şu an incelemelerin çok başındayız Hayrettin. Sadece otlar ve taşlar, bir de yetiş teyzenin ineği sütlü görünüyor. Belli ki senden bir haber çıkmayacak Nurettin. Bakalım meselenin uzmanları bu konuda neler söyleyecek. Hocam, hocam, Aydın hocam. Nedir bu dağların sırrı? Şimdi dağlar jeolojik olarak aynı zamanda izostatik olarak ve de Arşimet kanununa göre bir denge unsurudur. Ha yani denge ile alakalı bir şeyler dediniz onu anladık ama... Hikmet amca, Hikmet amca söylesene bu dağlar dengeyi nasıl sağlar? Şu gördüğün dağ var ya Hayrettin'cim, onun iki katı da yerin altında var. Neden ki? Yeryüzünü dengede tutmak için tabii. Çadırın kazıkları gibi düşün. Kazığın görünen kısmından fazlası derine çakılmalı ki çadırı dengede tutsun. Değil mi? Kazığın görünen kısmından fazlası derine çakılmalı ki çadırı dengede tutsun. Buldum buldum. Problem kazıktaymış. Yaşa be Hikmet amca. Sayende çadırı diktik. Hey be. Gözün aydın Nurettin. Ama dağısı da var. Dağlar yeryüzünün dengesi, nefesi, denizleri karadan ayıran setleri. Üstelik içindeki madenlerle gizli bir hazine mahzeni. Tüm bu bilgileri 100 yıl önce bilim adamları bulmuş Hikmet Bey. Lütfen onları anmadan geçmeyelim. Oho! 100 sene önce de bir şey mi hocam? Bu bilgi 1500 sene öncesinde vardı zaten. Nerede? İşte burada hocam. Buyurun okuyun. Amanın dostlar! İkizler ortalarda görünmüyor. Galiba kayboldular. Ne? Yetiş teyze! İkizleri gördün mü?
Gördüm, gördüm. İneğin peşinden gittiler. İnek nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül ol. Hay Allah, ne diyorum ben ya? Koş Nurettin, koş. Çocukları kurtaralım. Peki bizi bu ikizlerden kim kurtaracak? Yayınımızı bir son dakika kaybolması ile noktalıyoruz sayın seyirciler. Dağlar, dağlar, oy dumanlı dağlar. Düz olsanız ne vardı? Ayaklarımın tabanı ağlar. Yüz yuvarlak dünyanın dengesidir dağlar. Onlar olmasaydı ayakların yere zor basar. Burası insanı şair ediyor be Nurettin. Canını seven kaçsın. İkizler sütlüyü delirtmişler. Kaçın! Bilimden ne haber? İyiyiz biz, siz de.